Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Osman Prime'ın geleceği duyurulmadı aslında ama birçok YouTuber'ın yaptığı haberler ve çıkan yani bu muhtemelen Herman'da da böyle olmuştu. Hani bir skill'ler çıkmıştı, beceriler çıkmıştı. Fakat sonradan şöyle denmişti. Yani bu beceriler muhtemelen fake denmişti. Biz gene de yapmıştık ama o becerilere çok yakın çıkmıştı ama aynısı çıkmamıştı arkadaşlar. Yani gerçekten becerileri şeyde tutmuşlardı. Mesela zehir etkisinin geleceğini tutturmuşlardı Tomlis gibi. Ama o birebir aynı gelmedi. Ee, ve o, o olaydan sonra da şöyle bir şey söylendi. Ee, 1093 biliyorsunuz ki 1093 krallığının genelde Discord'unda yayınlanıyordu. Her gelen komutan neredeyse bir hafta önceden falan o Discord'da bir şekilde yayınlanıp o becerileri biz görüyorduk. 1093'den artık böyle bir şey e, son zamana da çıkmıyor. E, ve bu da 3000'li krallıklardan bir krallık yapıyor herhalde. Onlardan çıkan bir e, ya yani beceri şeyi, yani oluşumu ama e, oyun tabii ki artık bunu herhalde izin vermek istemiyor ve e, eğer olur da böyle bir açıklama, yani böyle bir açıklamalardan sonra insanlara böyle bir e, yani demeç olaylarını sunduktan sonra, becerileri sunduktan sonra e, oyunun bunu değiştirebileceği söyleniyor arkadaşlar. Tabii ki bu şekilde buna benzer gene çıkabilme ihtimali var. E, mesela Herman Prime'ı Smite demek çıkacak gibi gösterdiler fakat Smite demek çıkmadı mesela orada öyle bir değişiklik oldu ee, alan hasarını falan e, tutturdular mesela vurucu alan hasarı belli oldu ama zehir etkisini alan alan e, becerisiyle değil de daha farklı yerlerden vuracak falan ama o zehir etkisini falan tutturdu ee, stasyonundan falan tutturamadılar ama o zehir etkisini tutturmaları bana şunu e, söyletti. yani bu adamlar zehir olayın nereden bildi yani geleceğini demek ki artık oyun 1093'te bunu yayınlamadığı için yani artık 1093'ten böyle şeyler çıkmadığı için de şöyle düşünüyorum. Yani eğer olur da bir yerden sızarsa tekrardan veya önden böyle bir e, benzer şeyler veriyor ama bunu değiştirip illa bu şekilde gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bu bu şekilde de gelebilir. Osman Prime farklı şekilde de gelebilir. Onu söyleyeyim. Gelirse de inşallah gelsin yani artık o yani Osman Prime. Bir de yanında e, umarım bir Osmanlı komutanı daha gelir. Bir taşta iki kuş vururuz arkadaşlar. Eee Toplu saldırı komutanı olabilir veya işte ne bileyim garnizon komutanı olabilir. Bir Osmanlı komutanı daha gelmesi bizim için güzel olur arkadaşlar. Bir taşta iki kuş vururuz. Bir de eğer mesela Heraklius mesela güçlü ya. Onun gibi gene lider bir garnizon Osmanlı komutanı gelmesi demek oyunda uzun süre e, bu komutanın olacağı, bu komutanın baskın olacağı anlamına geliyor. Bakalım. Umarım öyle bir şey de olur. Yakın zamanda ben oyunun bunu kendi açıklayacağını düşünüyorum. Yani çok uzun sürmeyecektir. Oyunun yakın zamanda Lider olarak hangi komutanlar, sırada çünkü lider var. Lider olarak hangi komutanlar getireceğini açıklayacağını düşünüyorum. Biz şimdi e, yani fake olabilecek ama olma ihtimali olan bu becerilere bir geçerip En azından fake bile olsa buna benzer şekilde geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E, smite, damage, e, smite damage vuracağı söyleniyor. Etkin becerisinin smite damage vuracağı söyleniyor burada Bu Smite damage olabilir, olmayabilir arkadaşlar. Bunu gene söyleyelim. Yani bu e, olaylar değişebilir. 3 hedefe kadar vurabiliyor. 1850 hasar vuruyor ve 3 tane hedefe diyelim ki vurdu veya tek hedef fark etmez. Vurduğu hedeflerinde yani becerinin isabetli hedeflerde 100 öfke kaybediyor arkadaşlar. Şimdi bunu baktığımızda bence güzel bir alan becerisi. Çünkü şimdi mesela alanda herkes de Osman olduğunu düşün. Kalabalık bir savaşta karşı tarafa sürekli 100 rage kaybetmesini sağlayacaksınız Osman beceri attığı sürece. Bu da alan savaş bir de alan vurarak bunu düşürdüğü için mesela bu Nebukadnezar'da da var ama Nebukadnezar sadece vurduğu hedefinkini düşürebiliyordu. Burada bir de o mesela %10 ihtimalle falan ve tetiklenme şeyi var. Burada mesela 3, 6 7 saniyede bir beceri attığınızı düşünseniz Osman'ın direktmen sürekli yüz öfke sileceksiniz. Bu da size güzel bir avantaj sağlayacak. Eğer bu beceri bu şekilde gelirse etkin becerisi bence bir de smite damage vurduğunu göz önünde alırsak e, gayet güzel ve etkili olur arkadaşlar geçelim ikincisine ikinci beceride arkadaşlar gene stats becerisi e, The Gazi diye bir, e, bir şey Osman Gazi ya zaten e, %40 atak şimdi atak bonusu e, baktığımızda çoğu insan şöyle görüyor yani atak zaten çok hani e, kvk'larda özellikle gerek yok ama ee, %40 atak şöyle düşünebiliriz. Ee, Osirisler maçlarında veya işte KVK dışındaki yerlerde tabii ki etkili. Ha KVK içinde de etkili mi derseniz stat, stat arkadaşlar yani e, atak stats'ına da ihtiyacımız var tabii ki. Atak bonusu %40 bu lider komutan olduğu için her şeye uygulanabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani e, piyade dolsan, suvarı dolsan, da oynasan ne oynarsan oyna %40 atağı alacaksın. Ve burada şöyle bir e, etkin olay var. <laughs> Kendi bayrak dışında e, iken %20 intikal hızı kazanıyor arkadaşlar. Ve da normal damage kazanıyor daha fazla. <laughs> İlk becerse eğer gerçi smite damage vuruyorsa ve bu beceride dedim bunlar hani biz gerçek olarak konuşuyoruz. Normal damage bonusu geliyor %10. Yani bu sizin zaten direkt normal demecinizi de yükseltecek düz vuruşunuz. Bir de etkin becerinizin hasarını da %10 yükseltecek arkadaşlar. Burada yani bayrak dışındaki savaşlarınızda ekstra güzel bir yani gene beceri baktığınızda hem intikal ve almanız hem normal atak bonusu var. Atak bonusu var. Şimdi atak bonusunun yüksek olması normal atak bonusu kazanmaz. E, hasarınızı da bayağı yükseltecek baktığınızda güzel olmuş arkadaşlar. Geçelim üçüncüsüne. Burada diyor ki e, ne zaman diyor e, etkin beceri kullandığında 3 saniye boyunca e, <laughs> yani bu şu burada şunu söyleyeyim. Hem Osman Gazi kullandığında yani etkin becerisini hem de diyelim ki birinci komutan veya ikinci komutan fark etmez. Onunla beraber olan diğer komutan da kullandığında bu geçerli arkadaşlar. Mesela Osman Gazi birinci komutan diyelim attı. 3 saniye bunu kazandınız. Tekrardan ikinci komutan attığında tekrar o 3 saniye kazanıyorsunuz. Yani bu uzun süreli yaklaşık bir 5 saniye 6 saniye arası. Bu e, şey alacaksınız canını yani iyi baktığınızda. %30 can geliyor, sağlık geliyor, ve %10 more damage to enemy troops with normal devam efekt. <laughs> yani %10 ihtimalle de e, yok %10 daha fazla e, atak uygular diyor. Hedef ediyor. Yani bu da şunu söylemiş burada. 3 saniye boyunca %10 normal e, daha fazla atak e, arttırması bence güzel. E, yani normal atak bu burayı tam şey yapamadım ama yüzde ondan daha fazla atak uygulaması normal ataksa düşündüğünüzde gene güzel bir atak yükselmesi oluyor. E, ve bu 7 saniye cooldown'u var ve 3 saniye sürüyor. Evet, 7 saniye cooldown'uymuş arkadaşlar pardon. Şimdi şu %30 health olayı o zaman değişiklik gösteriyor. Çünkü siz ilk komutanınızı attığında zaten ikinci şeyden arası 7 saniyede falan atar. Onun için bunu Öyle düşünelim yani e, ikinci komutana yetişmez bu yani tekrar attığında şimdi bu kuldanlı ben görmedim şimdi gördüm cooldown 7 saniye olduğu için o e, olay iptal yani ikinci komutanın attığı kısım iptal oluyor yani bunu bu beceri de e, çok çok iyi olmasa da idare eder diyelim. Şimdi hem dördüncü hem de expert skill'ine bakalım dördüncü e, harmful strikes diye bir becerisi var %10 troop capacity e, yani %10 daha fazla e, kıtayla çıkacağız. Ee, %10 şansla normal ataklarınız %10 şansla, e, sonraki aktif e, skill'in hasarını %10 arttırır %10 ihtimalle bu e, buff'ı kazanıyorsunuz arkadaşlar bu muhtemelen stackleniyor ve e, bu stack kazandığınızda bu muhtemelen sıfırlanmıyor arkadaşlar yani bu alanda savaştınız bunu kazandınız bu artık sizde hep kalıcı oluyor mesela alanda olduğunuz sürece bu e, kullanacağınız mesela diyelim ki 3 stek diyor %10 diyor. Eğer %10 olursa %30 daha fazla skill damage vuracaksınız. Ve demiş ki eğer iki farklı unit varsa yani okçu ve suvariden oluşan veya okçu piyaden oluşan böyle karışık bir iki en az iki tane unit, unitin olduğu bir birlikse %15 oluyor bu ve bu da %45 demek oluyor. Yani %45 e, daha fazla beceri hasarı ama tek birimse %30. Yani baktığınızda bunu yani karşı kullanılabilir. E, o tabii ki e, biliyorsunuz ki yeni artık e, eskiden lider komutana ekipman kasmada mesela bir işte piyade ekipmanı, bir okçu, bir süvari ekipmanı falan onların ayarını kasılıyordu. Şimdi e, biliyorsunuz ki yeni bir tane efsanevi ekipman geldi. O ekipman sayesinde artık lider komutanlara onu kasarak lider komutanlar oyuna dahil ettiler. Yani eskisinden daha iyi oldu lider komutanlar. Eskiden mesela lider komutanlar oyuna dahil edemiyorduk. Şimdi o gelen yani setle beraber lider komutanlar oyuna artık dahil oldu. Onun için de artık lider komutanın gelmesine herhangi bir sakınca yok. Gelse de bunu açık kullanabilirsin, top saldırıda kullanabilirsin. Artık o ekipmanları kasarak lider komutan istediğin gibi kullanabilirsin. Tabii ki yani bu lider komutan bir kıta lider komutan yapabilirsin. Yani onda hiçbir sakınca yok ve o kastın eğer kritik attırıp lider vermediğin sürece o her kastın o lider için kastın ekipmanı her biriminde de kullanabiliyorsun. Böyle de bir avantajı var sana yarın gün kritik atmıyorsa ben e, ne bileyim işte piyade olarak kullanırım. sonra yarın bir gün ben lidere geçirebilirim onu. Kritik attığında tabii ki liderde kullanacaksan lider şekilde kritik attırıp o şekilde sürekli liderde kullanman faydalı. E, evet. Yani burada onu onu bahsedeceğim. Yani ister 3 3 birim koy. Yani fark etmiyor. Lider komutan olduğu için e, ve yanında da eğer lider komutan varsa çok fark etmiyor. Ama diyelim ki ben lider komutanı okçu komutanına kullanacağım. E, okçu e, ekipmanı olması mantıklı. İşte okçu komutanla beraber olduğu zaman e, full okçu oynayacaksan e, ve ikinci komutan olarak kullanacaksan lider komutan çok e, önemli değil. Onu piyade, süvari, full şey kullanabilirsin. Burada da %15'ten vazgeçmiş olacaksın. %15 e, fazla beceri hasar atmaktan vazgeçmiş olacaksın. Onu geçtik. son becerisine geldiğimizde expert skill arkadaşlar e, %5 daha az normal şey alıyor hasar alıyor daha az alıyor yani o e, karşı taraftan ve diyor ki this commander smite damage is also effect by bonus to skill damage şimdi burada işler karıştı gerçekten böyle bir şey geliyorsa eğer adam diyor ki burada smite damage'in yani smite damage buraya bu komutan aynı zamanda diyor skill damage bonus'u da etki ediyor diyor yani buradaki mesela insanların kafasında şu soru işaret oluşmuş olabilir dördüncü sitedeki Kardeşim bu adam smite damage vuruyor. Dördüncü de skill damage buff'ı veriyor. Ne işe yarayacak? İşte burada ekspertiz skill ortaya devreye giriyor. Eğer bu şekilde doğruysa ee, yani ekspertiz skill'i ben sana skill damage bonuslarında etki ettiriyor. Şimdi burada ee, neden ee, iyi diyeceksiniz bu? Bu komutanım şimdi skill damage bonusların da dahil etmesi demek ee, skill damage'den gelen o bonuslarda da kendi yani herhangi bir komutanla da kullanabilirsin demek yani ilk etkin becerisi onda alabiliyor. Tabii ki bu şuna etki edecek mi onu bilmiyorum. Yani mesela Liu Che ile kullanıyoruz. Osman Gazi. Ona da tabii ki bu efekt onun da mesela aynı şekilde bonus almasını sağlayacak mı onu bilmiyorum ama en azından bu kendisinin bu komutanın kendisinin bu smite demecin aynı zamanda skill damage bonusunu da alacağı anlamına geliyor. Bu da bu komutanı daha güçlü yapıyor. Çünkü hem normal saldırı hasarından hem beceri hasarı işte beceri skill damage bonuslarından bonus aldığın zaman senin etkin becerinin hasarı çok büyük bir şekilde katlanabilir anlamına geliyor bu. E, o yönden güzel olmuş. Yani baktığımızda skilllere baktığımızda bana der, bana soracak olursanız lider komutana göre kötü değil ama daha iyi olabilir. Mesela e, turup kapasite bonus bence %10 değil de %15 belki 20. Çünkü artık komutanlar biliyorsunuz level atladı. Burada yani şimdi benim fake olduğunu düşünmeme sebep olan şey. Mesela fake olarak ben normalde bunu fake olarak düşündüm. Ee, neden diyeceksiniz? %10 troop kapasitesi. Zaten adam yani üst düzey olarak geliyor artık yani komutan arıyor mu? Level atladı. %15'ler var yani eski komutanlarda. Mesela Sezar, Frederick bunlar %15 var. Bu adamın %10 olması biraz şey kalıyor. Yani %15 en kötü %15 veya %20 e troop kapasite bonus olacak ki ben diyeceğim ki tamam ya bu hani doğru artık adam yani iyi geliyor. Tabii ki daha farklı şekilde gelebilir. Oyunum dediğim gibi çok uzun süreceğini sanmıyorum. İnşallah gelmeye de bir şimdi onu da bilmiyoruz. Yani Osman Gazi, Osman Prime gelecek gelmeyecek bunun kesin %100 bir oyun açıklaması yok. Sadece bir video yaptılar. Bu video üzerine de insanlar heyecanlandı. Osman Prime geliyor artık dediler. Herkes sevindi. Yabancılar bile artık buna öyle tepki gösterdi. Osman Prime geliyor herhalde falan dediler. Sonra bir Herman Prime geldi. Yani oyun bizi ters köşe yaptı. Ben hani dedim Osman Prime geliyorsa okçu geliyor diye sevmişim. En azından okçu oynadığım için kendimde. Tamam okçu e, Osman Prime okçu geliyor. E, okçu olarak güzel şekilde gelir, kullanırız demiştim. Ama gelmedi. Yani lider olarak gelirse de çok sıkıntı yok. Dediğim gibi oyun artık liderlere ekipman falan da getirdiği için lider komutanlar da artık kullanılabiliyor. Yani bir de lider komutan dediğim gibi özelliği her türlü bir, birimde ikinci bir komutan olarak kullandığın sürece ister piyade oyna, ister okçu oyna, süvari oyna her yere gidiyor. Yani e, yani joker gibi düşünün. Joker eleman. O yüzden Lider komutanlar da şu anda oyunda artık daha dahil edildi eskiye göre daha iyi durumda. Ee, bakalım ya beceriler bu şekilde arkadaşlar. Benim bana soracak olursanız bu şekilde gelirse de iş yapar. Ee, şu e, şekilde gelmesi bile iş yapar ama ben e, tahminim benim tahminim soracak olursanız bence bu şekilde değil de daha da güçlü, daha da iyi şekilde gelirse eğer, daha da iyi şekilde de daha da güçlü şekilde geleceğini düşünüyorum. Ses getirecek. İnşallah yani onu umuyoruz artık. Daha ses getirir, daha güçlü gerçekten Osmanlı'yı yansıtır. Tarihteki Osmanlı'yı yansıtır şekilde o gücü yansıtır şekilde geleceğini düşünüyorum artık. Yanında da bir adet daha gene iyi garnizon veya toplu saldırı fark etmez sağlam bir lider komutanı da bekliyoruz inşallah. Onunla, yani o da Osmanlı İmparatorluğu'nun bir komutanı olur. Bu da ya yani ikisi beraber güzel şekilde biz kasarız yani arkadaşlar. Tabii ki garnizon veya toplu saldırı olsa biz balin olmadığımız için çok giremeyiz o işe ama yani Çarka gelen Osman Prime mutlaka Prime'lar çünkü Çarka geliyor genelde. Gelirse e, garnizon olma ihtimali yok zaten. Çarka gelenler genelde ya aç kalan veya top saldırı açma ol olayı oluyor. Top saldırı becerirse full olmuyor yani. Böyle hani genelde aç kalan full kullanabileceğiniz komutan oluyor. Evet. Video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Siz de gene e, bunun hani doğru mudur? Sizce nasıl? Doğruysa da e, beklentilerinizi karşılıyor mu Osman Prime e, olarak? E, onlardan bahsedebilirsiniz yorumlara. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.